Et ve Süt Kurumu'nun %48'lik kırmızı et zammı sonrasında et fiyatları için yeniden zam beklentisi oluştu. Kasap Mehmet Çelen, pazartesi gününden itibaren et satışlarımızda yoğunluk oldu. Vatandaşlarımız stok yapmaya çalışıyor dedi. Et ve Süt Kurumu'nun %48'lik kırmızı et zammının açıklaması üzerine sektör temsilcileri arz sıkıntısı çekildiğini belirterek yeni zammın kapıda olduğunu söylüyor. Kasap Mehmet Çelen, et fiyatlarına gelen %48'lik zam sonrası vatandaşın stok yapmak için kasaplara geldiğini belirtti. Kasap Çelen, et fiyatlarına gelen zamların kendilerine zarar verdiğini söyleyerek şunları ifade etti. Şu anki piyasanın durumundan vatandaş pek memnun değil. Fiyatlar çok yükselmekte. Fiyatların artışı bizlere zarar vermektedir, müessesemize. Sabah akşam sattığımızı sabah alamıyoruz. Mezbahalarda fiyatlar yükseliyor. Evvelden 1 lira 1 lira zam gelirdi. Şimdi 5-5 geliyor. Bu yüzden bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Akşam sattığımız et 80 liraya sattığımız et sabahına 85 liraya çıkıyor. Bu da bayağı etkiliyor. Son zamdan sonra vatandaşlar bir daha zam gelecek diye biraz bu hafta pazartesiden bu yana felaket et satışlarımızda yoğunluk oldu. Vatandaş bir daha zam gelecek korkusuyla stok yapmaya çalışıyor. Kimseye bir şey diyecek durumda değiliz. Zamdan önce 1 kilo kıymanın fiyatı 90 liraydı. Şu an 110-120 liraya satıyoruz. Felaket şekilde artış var. Vatandaş almakta zorlanıyor. Kuz eti zamlandı. But, 100 liraya verdiğimiz kuzu butu 120 milyon liraya çıktı. Pirzola 150 milyon liraya verdiğimiz pirzola 170 milyon liraya çıktı. Kuşbaşı fiyatlarımız 100 liraya verdiğimiz kuşbaşı 125 milyon liraya çıktı. Sırt eti 120 milyondan 150 milyon liraya çıktı. Vatandaş şu an biraz talep ediyor ama bu Ramazan'ın içinde bize sıkıntı yaratır. Herkes stok yapıyor. Ramazan'da pek o kadar işimizin olacağını ben zannetmiyorum. Yem fiyatları ilk başta düşmesi lazım. Mazot fiyatının düşmesi lazım. Mazot 1.23'e çıkıyor. Geri tekrardan 18'e düşüyor. Bu tekrardan çıkışında daha büyük bir zarar veriyor. Sabitlenmesi lazım. Zamda tutarsızlık var. Her şeyde tutarsızlık var. Bu yüzden vatandaş şaşkın şekilde ne yapacağını bilmiyor. Ama vatandaşlara ben şunu söylerim. Pek talep etmeyin. Sakin olun. Rahat alışveriş yapın. Fazla üst üste talep ettiğinizden dolayı fiyatlar artıyor.